YSK'ya hem tutukluluk kararı vermiş mahkemeye hem Anayasa Mahkemesi'ne hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bir kez daha, öncesinde çok yaptık ama bir kez daha başvurularımızı yeniden yapıyoruz. Bu konuya özel bir dikkat çekiyoruz. Bakın, bütün Cumhurbaşkanları adayları meydanlarda kampanyalarını yürütüyorlar. Bizim Cumhurbaşkanı adayımız Edirne Ektepe Cezaevinde ufacık hücresinde kampanya yürütmeye çalışıyor. Biz onun adaylığını açıkladığımız gün bile bir mektubu, iki tane fotoğrafıyla bu işi yapabildik. Bu ciddi bir adaletsizlik. Madem bu bir seçim, madem bu bir yarış, adil, demokratik bir yarış olabilmesi için Selahattin Demirtaş'ın bir an önce serbest bırakılması gerekiyordu. Zaten neden tutuklu olduğuna doğru düzgün yanıt verebilmiş ne bir mahkeme var karşımızda, ne de bir siyasi anlayış. FETÖ'den yargılanan savcıların hazırladığı fezlekelerle bizim Cumhurbaşkanı adayımız şu anda Edirne Eftibi cezaevinde. Buna acilen son vermek gerekiyor. Diyelim ki verilmedi ama şunu biliyoruz ki kendisi de mektubunda belirtmişti. Benim bu durumumu herkes biliyor, farkında. O zaman herkes Selahattin Demirtaş'ın ayağı olacak, kolu olacak, dili olacak, gözü olacak. Hep birlikte bu kampanyayı yürüteceğiz. Bundan da kimsenin kuşkusu olmasın.